Bu olaydan sonra Firavun, çevresine yaptığı baskıyı arttırdı. Halkı alabildiğince sindirmeye çalıştı. Firavun'un bu baskısı sebebiyle Hz. Musa'nın kavminin içinde sadece gençlerden oluşan bir grup dışında kimse iman etmedi. Büyücülerin gösterdikleri samimiyet ve cesaret, söz konusu mümin gençler dışında kavmin geneli tarafından gösterilmedi. Bu kavim Allah korkusundan yoksun olduğu için Allah'ın gücünü takdir edemeyip aciz insanlardan korktukları için iman etmediler. Hz. Musa'ya iman edenler arasında yer alan kişilerden biri ise bizzat Firavun'un karısı Asiye'ydi. Firavun'la birlikte pek çok dünyevi nimetin içinde yaşayan bu şerefli hanım, Allah'a iman ederek hem bu nimetleri terk etmeyi hem de Firavun tarafından şiddetli bir belaya uğramayı göze almıştı. Bu kuşkusuz çok samimi ve derin bir imanın göstergesidir. Nitekim Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Firavun'un karısını da örnek bir mümin kadın olarak Hazreti Meryem'le beraber saymaktadır. Firavun'un bütün işkencelere rağmen imanından vazgeçmeyen Asiye, Firavun'un adamları tarafından yapılan bir işkence sırasında yaşamını yitirmiştir. Firavun'un karısının bu samimi imanı, kuşkusuz Kur'an'da da bildirildiği gibi tüm Müslümanlara güzel bir örnektir. Bu salih mümin, dünyaya yönelik tüm hırslardan sıyrılmış, gerçek yaşamın ahiret olduğunu anlamıştır. Kısa dünya menfaatlerini ne kadar şaşalı görünseler de sonsuz cennet nimetlerine tercih etmemiştir. Allah'a kendisine cennette bir barınma yeri vermesi için dua etmiştir. Elbette bu samimi dua ve gönülden ahirete yönelmiş karakter her Müslümanın sahip olması gereken bir karakterdir. Yaşanan olağanüstü olaylara ve görülen mucizelere rağmen Firavun ve çevresindekiler Hz. Musa'ya direndiler. Kibir ve inatçılıkları nedeniyle inkarda direttiler ve gördüklerinin bir büyü ve Hz. Musa'nın da bir büyücü olduğunu ileri sürdüler. Dahası Hz. Musa ve ona inananları yıldırmak için yeni planlar yapmaya, onlara karşı çeşitli baskı ve işkenceler tertip etmeye başladılar. Firavun'un düşüncesi, Hz. Musa'nın öldürülerek ortadan kaldırılmasıydı. Firavun, kendi çıkarlarının bozulmasını istemiyordu. Eğer Hz. Musa güçlenirse, halka istediği gibi hükmedemeyecekti. Bu nedenle de Hz. Musa'yı fesat çıkarmakla suçlayıp onun öldürülmesini makul göstermeye çalışıyordu. Fakat bu sefer de Hz. Musa'ya destekçi olarak Firavun'un ailesinden bir kişi çıktı ve Firavun'un zorbalığına itiraz etti. Firavun ailesinden imanını gizlemekte olan mümin bir adam dedi ki, "Siz benim Rabbim Allah'tır diyen bir adamı öldürüyor musunuz? Oysa o size Rabbinizden apaçık belgelerle gelmiş bulunuyor. Buna rağmen o eğer bir yalancıysa, yalanı kendi aleyhinedir. Ve eğer doğru sözlüyse, o zaman da size vaat ettiklerinin bir kısmı size isabet eder. Şüphesiz Allah, ölçüyü taşıran, çok yalan söyleyen kimseyi hidayete erdirmez. Ey kavmim! Bugün mülk sizindir. Yeryüzünde hüküm sahibi kimselersiniz. Fakat bize Allah'tan dayanılmaz bir azap gelecek olursa, bize kim yardımcı olabilecek? Firavun dedi ki, ben size yalnızca gördüğümü, kendi görüşümü gösteriyorum ve ben sizi doğru yoldan da başkasına yöneltmiyorum. İman eden adam dedi ki, ey kavmim, ben o fırkaların gününe benzer bir günün felaketine uğrarsınız diye korkuyorum. Saraydaki iman eden kişinin bu uyarısı, kibir ve inatla kalbi kör olmuş olan Firavun'u fazla etkilemedi. Bu sözlerin çevresinde de etkisiz olması için kendisini ve tüm Mısır kavmini uyaran bu Müslümanı alaya almaya çalıştı.
yardımcısı olan Haman'a dönerek alaycı bir şekilde kendisine yüksekçe bir kule yapmasını emretti. Firavun, Haman'a verdiği bu emirle sadece alay ederek üste çıkmaya çalışıyordu. Hazreti Musa'nın kendisine tebliğ ettiği gerçeği, yani Allah'ın varlığını ve birliğini kavrayamıyordu. Firavun, Allah'ın gökte olduğunu düşünüyor, oraya çıkıp bakıldığında bir şey bulunamayacağını biliyor, böylece kendince alaycı bir şekilde Hazreti Musa'yı yalanlamış oluyordu. Firavun'un ailesinden olup da gizlice iman eden mümin kişi ise, Firavun'un bu tavrına karşı onlara açıkça Allah'ın ve ahiretin varlığını anlatmaya başladı. Onları azapla uyardı. Anlattığı hakikate inanmalarını ve ona tabi olmalarını istedi. Firavun ve çevresi, kendi içlerinden gelen bu salih müminin uyarılarına da kulak tıkadılar. Bunca delile rağmen inkarlarının ve zorbalıklarının karşılığıysa azap olacaktı. Büyücülerle olan karşılaşmasından sonra Hazreti Musa uzun bir süre daha Mısır'da kaldı. Bu süre içinde Firavun'un Hazreti Musa ve İsrailoğullarına yönelik baskıları devam etti. Hazreti Musa bir yandan Firavun ve onun baskılarıyla uğraşırken diğer yandan da İsrailoğullarını sabra davet ediyordu. İsrailoğullarının bir kısmı ise Hazreti Musa'dan önce de sonra da baskı olduğunu ve değişen bir şey olmadığını söyleyerek Hazreti Musa'yı saygısız bir dille eleştiriyorlardı. Musa kavmine, Allah'tan yardım dileyin ve sabredin. Gerçek şu ki arz Allah'ındır. Ona kullarından dilediğini mirasçı kılar. En güzel sonuç muttakiler içindir, dedi. Dediler ki, sen bize gelmeden önce de geldikten sonra da eziyete uğratıldık. Musa, umulur ki Rabbiniz düşmanınızı helak edecek ve sizleri yeryüzünde halifeler, egemenler kılacak, böylece nasıl davranacağınızı gözleyecek, dedi. İsrailoğullarının Hazreti Musa'ya karşı gösterdikleri bu saygısız tavır, gerçekte bu kişilerin manen oldukça zayıf olduğunun bir göstergesidir. Cenab-ı Allah, kendilerini Firavun zulmünden kurtarmak üzere bir peygamber göndermiş ve onlardan sabretmelerini istemiştir. İmanları zayıf olduğu ve akletmeyen kişiler oldukları için bu sabrı göstermemiş, nankörlük ederek Hz. Musa'ya karşı yakınmaya, söylenmeye başlamışlardır. Oysa gerçek bir mümine yaraşan tavır, her şart ve ortamda Allah'a şükretmek, Allah'ın çizdiği kaderin her anına razı ve teslim olmaktır. Bir mümin, Allah kendisine her neyi takdir ederse etsin, bu sıkıntı, zorluk, açlık, baskı, işkence de olabilir, hep Bediüzzaman Said Nursi'nin ''Elhamdülillahi ala kulli hal'' yani her haldeyken Allah'a hamdolsun sözleriyle ifade ettiği teslimiyetli ruh hali içinde olmalıdır. Maddi sıkıntıları mümin için büyük bir manevi lezzete çeviren de bu teslimiyet ve tevekküldür. Hz. Musa kıssasındaysa Cenab-ı Allah bizlere İsrailoğullarının büyük kısmının bu şuurdan yoksun olduğunu göstermektedir. Allah bunları bizlere birer ibret olması için öğretmektedir. Firavun'un inkarı nasıl büyük bir ibretse, o dönemde yaşayan İsrailoğullarının zayıf imanı ve hastalıklı kalbi de yine bizler için birer ibret vesilesidir.
Allah, inkarda direten Firavun ve kavmine peş peşe çeşitli belalar musallat etti. Öncelikle Mısır'da büyük bir kuraklık dönemi başladı. Mısır için su son derece önemliydi. Kuraklık onların hayatlarını da tehdit ediyordu. Dolayısıyla elde edilen tüm tarım ürünlerinde büyük bir azalma ve kıtlık baş gösterdi. Bu kıtlık dönemi yıllarca sürdü. Yani Hz. Musa büyücülerle yaptığı mücadeleden sonra daha yıllarca Mısır'da kalıp burada Allah'ın dinini anlattı. Bu dönem içinde Allah, Hz. Musa'dan kavmine rahat ibadet edebilmeleri için evler yapmasını istedi. Bu şekilde inananlar hep birlikte olacaklardı. Hz. Musa ve ona iman edenler burada ibadetlerini yerine getiriyorlar, Allah'ı anıyorlardı. Mısır kavmi ise hala cehalet ve akılsızlık içinde kendi kendilerini kışkırtmaya devam ediyorlar, başlarına gelen belaların nedeninin ise Hz. Musa ve inananlar olduğunu düşünüyorlardı. Felaketler tüm memleketi sarmıştı. Buna rağmen Firavun ve yakın çevresi kendi sapkın çok tanrılı sistemlerine, putperest inanışlarına yani atalarının dinine öylesine koyu bir taassupla bağlanmışlardı ki hiçbir şekilde bundan dönmeyi göze almıyorlardı. Hz. Musa'nın getirmiş olduğu mucizeler bile onları batıl inançlarından döndürmemişti. Başka mucize getirse bile onu kabul etmeyeceklerini ve ona inanmayacaklarını söylüyorlardı. Onlar, bizi büyülemek için mucize olarak her ne getirirsen getir, yine de biz sana inanacak değiliz, dediler. Bu tutumlarının karşılığında Allah onlara dünyada da bir azap tattırmak için felaketler yolladı. Bunlardan ilki, az önce de söz ettiğimiz gibi kuraklık ve dolayısıyla elde edilen ürünlerin azalmasıydı. Bu kuraklık kendi kavmine, ''Ey kavmim, Mısır'ın mülkü ve şu altımda akmakta olan nehirler benim değil mi? Yine de görmeyecek misiniz?'' diye seslenen Firavun'u da en açık biçimde yalanlıyordu. Fakat inkarcı kavim, öğüt alıp düşünmeleri gerekirken bu olanları Hz. Musa'nın ve İsrailoğullarının getirdiği bir uğursuzluk olarak kabul ettiler. Batıl inançları ve atalarının dini sebebiyle böyle bir düşünceye saplanmışlardı. Bu yüzden de büyük sıkıntılar çekmeye mahkum oldular. Ancak başlarına gelecekler bununla sınırlı değildi. Bu daha başlangıçtı. Allah üzerlerine bir seri felaket gönderdi. Onlarsa bu azaba rağmen inkara devam ettiler. Hatta bu azabın inkarları dolayısıyla Allah'tan gelen bir bela olduğunu anladıklarında dahi inkarı sürdürdüler. Firavun ve yakın çevresi Hz. Musa'yı ve dolayısıyla sözde Cenab-ı Allah'ı kandırmayı denediler. Korkunç azaplar üst üste üzerlerine gelince Hz. Musa'yı çağırarak kendilerini bundan kurtarmasını istemişlerdi. Başlarına iğrenç bir azap çökünce dediler ki, ''Ey Musa, Rabbine sana verdiği ahit adına bizim için dua et. Eğer bu iğrenç azabı üzerimizden çekip giderirsen, andolsun sana iman edeceğiz ve İsrailoğullarını seninle göndereceğiz. Ne zaman ki onların erişebilecekleri bir süreye kadar o iğrenç azabı çekip giderdik, onlar yine antlarını bozdular. Dikkat edilirse burada inkarcı kavmin kullandığı sözler şeytanın inkarına benzemektedir. Şeytan, Allah'ın varlığını bilmesine rağmen ona itaati reddetmiştir. Firavun kavmi ise belaların Musa'nın Rabbi olarak tanıdıkları Allah tarafından geldiğini anlamalarına rağmen Allah'a ve elçisine itaati reddetmiştir. Allah'ın varlığını anlayıp idrak etmişler fakat kibirleri,
inatçılıkları ve atalarının dinine körü körüne bağlılıkları sebebiyle inkârı sürdürmüşlerdir. Hz. Musa ise uzun bir zaman kavmini uyarmış, onlara dini anlatmıştır. Allah'ın delili olan pek çok mucizeyi göstermiştir. Allah, bu inkârcı kavmi belki doğru yola dönerler diye musibetlere uğratmıştır. Fakat hiçbiri putperest dinlerini bırakıp kendilerini yaratmış olan gerçek Rableri Allah'a dönmemişlerdir. Bu katı inkar karşısında Hz. Musa, Rabbine bu inkarcı kavme azap vermesi için dua etmiştir. Musa dedi ki, Rabbimiz, şüphesiz sen Firavun'a ve önde gelen çevresine dünya hayatında bir çekicilik, güç, ihtişam ve mallar verdin. Rabbimiz, senin yolundan saptırmaları için mi? Rabbimiz, mallarını yerin dibine geçir ve onların kalplerinin üzerini şiddetle bağla. Onlar acı azabı görecekleri zamana kadar iman etmeyecekler. Allah dedi ki, ikinizin duası kabul olundu. Öyleyse doğru yolda devam edin ve bilgisizlerin yoluna uymayın. Allah, Hz. Musa'nın bu duasına icabet etmiştir. Kendilerine yapılan tüm uyarılara karşı hak dine yönelmeyen Firavun'u korkunç bir son beklemektedir. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan bu yana süre gelen tevhid mücadelesinde her insana veya her kavme yapılan tebliğin bir sonu vardır. Cenab-ı Allah, kitapları ve elçileri vasıtasıyla veya mümin kullarını vesile kılarak insanlara öğüt verir. İnsanlar, Cenab-ı Allah'ın varlığını ve birliğini kabul etmeye, Rableri, yaratıcıları ve gerçek Mevlaları olan Allah'a itaat etmeye davet edilirler. Bu tebliğ yıllarca sürebilir. Ama Cenab-ı Allah katında tebliğin de belirlenmiş bir sonu vardır. İnkarda diretenlere bu sonla beraber artık azap gelir. Dünya azabıyla başlayan bu azap, asıl olarak cehennemde sonsuza kadar devam eder. Firavun ve çevresi de yıllarca tebliğe karşı direnmiş ve azaba müstahak olmuşlardır. Allah'a isyan edip peygamberi delilik ve yalancılıkla suçlamışlardır. İnkârları sebebiyle Allah onlar için alçaltıcı bir son hazırlamıştır. Bu azabın başlangıcında Cenab-ı Allah öncelikle Hz. Musa aleyhisselama İsrailoğullarını Mısır'dan çıkarmasını emretmiştir. Hz. Musa ve kavmi, Allah'ın buyurduğu gibi Mısır'ı gizlice terk ettiler. İsrailoğullarının Mısır'ı terk etmesi Firavun için kabul edilemezdi. O, kendini onların Rabbi kabul ediyordu. Tüm İsrailoğullarının sahibi olarak kendini görüyordu. Dahası
kölelerinin gitmesiyle tüm iş gücünü de kaybedecek, ardından Mısır'daki itibarını da yitirecekti. Bu nedenle askerlerini toplayarak İsrailoğullarını yakalamak için peşlerine düştü. Bunun üzerine Firavun şehirlere asker toplayıcılar gönderdi. Gerçek şu ki bunlar azınlık olan bir topluluktur. Ve elbette bize karşı da büyük bir öfke beslemektedirler. Biz ise uyanık bir toplumuz, dedi. Böylelikle biz onları, Firavun ve kavmini, bahçelerden ve pınarlardan sürüp çıkardık. Hazinelerden ve soylu makamlardan da. İşte böyle, bunlara İsrailoğullarını mirasçı kıldık. Böylece Firavun ve ordusu, güneşin doğuş vakti onları izlemeye koyuldular. İsrailoğulları Firavun ve adamlarına yakalanmamak için Mısır'dan uzaklaşırken bir deniz sahiline geldiler. İşte bu sırada da Firavun ve askerleri onların görebilecekleri mesafeye ulaştılar. Firavun ve askerlerini kendilerine doğru yaklaşırken görünce Hazreti Musa'nın kavminde panik ve ümitsizlik hakim oldu. Firavun ve askerleri çok yakın bir mesafedeydi ve görünürde kaçacak hiçbir yerleri yoktu. Yakalandıklarını düşündüler. İki topluluk birbirini gördükleri zaman Musa'nın adamları, "Gerçekten yakalandık," dediler. İşte bu anda Hazreti Musa tüm inananlara örnek bir tavır gösterdi. Allah'ın kendisiyle ve inananlarla beraber olduğunu ve kendilerine mutlaka bir çıkış yolu göstereceğini ümitsizliğe düşmüş olan kavmine hatırlattı. Hayır, şüphesiz Rabbim benimle beraberdir. Bana yol gösterecektir. Bunun ardından Hazreti Musa aleyhisselam Allah'tan aldığı "Asanla denize vur" vahyi üzerine asasını denize vurdu. Cenab-ı Allah denizi bir mucize olarak iki parçaya ayırdı ve aradan kuru bir yol kıldı. İsrailoğulları hemen bu yola girdiler. Firavun ve askerleri ise o kadar azgınlardı ki açılan yoldan geçip İsrailoğullarını yakalamayı düşündüler. Ortada apaçık bir mucize vardı ve Allah'ın Hazreti Musa ve onunla birlikte iman edenlere olan desteği aşikardı. Ancak daha önceki mucizeler gibi bu da Firavun'un iman etmesini sağlamadı. Akılları tümüyle kapanmış olan Firavun ve askerleri İsrailoğullarının hemen ardından denizde açılan kuru yola girdiler. Ancak İsrailoğullarının bu yoldan çıkıp karaya ulaşmalarıyla birlikte sular aniden kapanmaya başladı. Firavun ve onu kendilerine ilah ve Rab edinmiş olan tüm ordusu da bu mucizeyle birlikte boğulup gitti. Firavun son anda tevbe etmek istedi ama bu tevbesi kabul görmedi. Biz İsrailoğullarını denizden geçirdik. Firavun ve askerleri azgınlıkla ve düşmanlıkla peşlerine düştü. Sular onu boğacak düzeye erişince Firavun, "İsrailoğullarının kendisine inandığı ilahtan başka ilah olmadığına inandım ve ben de Müslümanlardanım," dedi. "Şimdi öyle mi? Oysa sen önceleri isyan etmiştin ve bozgunculuk çıkaranlardandın. Bugünse senden sonrakilere bir ayet, tarihi bir belge, ibret olman için seni yalnızca bedeninle kurtaracağız. Herkese cesedini göstereceğiz. Gerçekten insanlardan çoğu bizim ayetlerimizden habersizdirler." Firavun'un ölmeden önce son anda iman edip tevbe etmek istemesi ve bunun Allah tarafından kabul edilmeyişi,
tüm insanlara ders olması gereken çok önemli bir konudur. Allah, insanlara ömürleri boyunca dünyada bulunmuş amaçlarını düşünmeleri, kulluk etmeleri gerektiğini anlamaları ve nasıl kulluk edeceklerini öğrenmeleri için yeterince zaman ve imkan verir. Elçiler, hak kitaplar ve müminler insanlara Allah'ın emir ve öğütlerini ulaştırırlar. Bu öğütleri dinlemek ve tevbe etmek için de yeterince zaman vardır. Ancak eğer insan tüm bu fırsatları kaçırır ve ölümle yüz yüze geldiği anda tevbe etmeye kalkarsa, bu tevbenin Allah'ın dilemesi dışında artık bir kıymeti olmayacaktır. Çünkü ölüm anında insan ahiretin varlığını ve yakınlığını hissetmekte, ölüm meleklerini karşısında görerek bu mutlak gerçeğe şahit olmaktadır. Bu noktada hiç kimsenin artık inkar etmesi mümkün değildir. Kıymetli olan, daha önceden dünya hayatının içindeyken, yani imtihan ortamı sürmekteyken, insanın kendi vicdan ve samimiyetiyle iman etmesidir. Firavun, imtihan ortamı boyunca sürekli küstah ve aşağılık bir karakter sergilemiş, Allah'a karşı çirkince büyüklenmiştir ve dolayısıyla ölüm anındaki korkunun etkisiyle kabul ettiği iman da ona bir fayda sağlamamıştır. Bu gerçek, gençlik yılları boyunca kendince gününü gün etmeye çalışan ve dini sürekli yaşlılık yıllarına erteleyen insanlar için de çok önemli bir uyarıdır. Dinin hiçbir şekilde ertelenmesi olmaz. Ertelemeye kalkanlar, erteleye erteleye sonunda son ana varırlar ki artık bu andaki iman ve tevbelerinin Allah'ın diledikleri dışında bir değeri olmayacaktır. Kendisine ölüm çattığında ben şimdi tevbe ettim diyen Firavun, bu tevbeyle ne kendisine ne de kendisiyle birlikte saptırdığı çevresine hiçbir fayda sağlayamamıştır. Allah, Firavun ve çevresinin cehennemdeki durumlarını şöyle haber verir. Ateş sabah akşam onlara sunulur. Kıyamet saatinin kopacağı gün, Firavun çevresini azabın en şiddetli olanına sokun denecek. Ateşin içinde iddialar öne sürüp karşılıklı tartışırlarken zayıf olanlar, büyüklenen müstekbirlere derler ki, gerçekten biz size uymuş, tebaanız olan kimselerdik. Şimdi siz ateşten bir parçasını olsun bizden uzaklaştırabilir misiniz? Büyüklenen müstekbirler derler ki, biz hepimiz ateşin içindeyiz. Gerçekten Allah kullar arasında hüküm verdi artık. Allah'ın izniyle Hazreti Musa'ya karşı direnen, ona ve yanındaki inananlara zulmetmeye çalışan Firavun ve çevresinin çekeceği bu en şiddetli azabı ahirette göreceğiz. Hepimizin duası, Firavun'un yaşayacağı bu feci azabı onunla aynı yerde değil, Cenab-ı Allah'ın salih kullarıyla birlikte cennetten seyretmek olmalıdır. Hazreti Musa devrinde Firavun'un ve askerlerinin dışında helak edildiği bize bildirilen bir başka kişi ise Karun'dur. Kur'an'a baktığımızda Karun'un hem Hazreti Musa'nın kavminden yani İsrail soyundan olduğunu hem de Mısır'da büyük bir mülke sahip olduğunu görürüz. Şimdiki ayet Karun'un Firavun'la birlikte Hazreti Musa'ya karşı cephe aldığını göstermektedir. Andolsun biz Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık bir delille gönderdik. Firavun'a, Haman'a ve Karun'a. Ama onlar, bu yalan söyleyen bir büyücüdür, dediler.
Karun'un Firavun yanında edindiği konum ve zenginlik onu kendi kavmine karşı azgın ve küstah yapmıştır. Hz. Musa'yı inkar ettiği gibi İsrailoğullarına gösteriş yaparak onları dünya hayatına özendirmeye çalışmıştır. İsrailoğulları içindeki müminlerse Karun'a hiçbir şekilde özenmedikleri gibi gerçekte onun acınacak bir cehalet içinde olduğunu anlamış ve ona şöyle öğüt vermişlerdir. Hani kavmi Karun'a demişti ki, şımararak sevinme, çünkü Allah şımararak sevince kapılanları sevmez. Allah'ın sana verdiğiyle ahiret yurdunu ara. Dünyadan da kendi payını, nasibini unutma. Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsanda bulun ve yeryüzünde bozgunculuk arama. Çünkü Allah bozgunculuk yapanları sevmez. Karun'un sapmasının temel nedeni, kendisinde önemli bir bilgi bulunduğuna inanması, yani kendisinin diğer insanlardan üstün olduğunu düşünerek kibirlenmesidir. Ancak Karun'un büyüklenmesi, kendisine yarar değil zarar getirmiştir. Allah'a baş kaldırıp nankörlük ettiği, sahip olduklarını kendinden bilerek büyük bir kibir içinde azgınlık yaptığı için kendi kendini azaba sürüklemiş, Allah'ın karşısında yapayalnız ve aciz bir kul olduğunu anlamıştır. Çünkü Karun'un kibirlenmesine ve cahillerin de ona özenmesine neden olan mal ve mülk Allah tarafından helak edilmiştir. Bu helak ile birlikte artık Karun, çevresindekiler ve aynı zamanda kendinden sonra gelenler için bir ibret ve düşünme konusu haline geldi. Bir gün önce ona özenenler, hırsla istedikleri şeyin aslında geçici ve değersiz olduğunun farkına vardılar. Büyüklenenlerin sonunda kurtuluşa eremeyeceklerini gördüler ve Allah'a mutlaka hesap vereceklerini anladılar. Böylelikle Karun da Firavun ve Haman gibi helake uğrayanlardan oldu. Karun'u, Firavun'u ve Haman'ı da yıkıma uğrattık. Andolsun Musa onlara apaçık delillerle gelmişti. Ancak yeryüzünde büyüklendiler. Oysa onlar azaptan kurtulup geçecek değillerdi. Karun kıssası bizlere, mal ve mülk dolayısıyla kibirlenen veya kendisini diğer insanlardan daha bilgili veya akıllı görerek büyüklenen insanların Allah katında kesinlikle sevilmediklerini göstermektedir. Karun dışında Allah bize geçmiş kavimleri de örnek vermektedir. Daha önce de birçok medeniyet geçmiş ve bunlar çok büyük güçlere ve maddi saltanata ulaşmışlardır. Fakat şu anda hiçbiri yeryüzünde yoktur. Allah, dünyaya hakim olduklarını düşünen o kişilerin de canını almış, ihtişam dolu sarayları ise ancak harabe şekilde günümüze kadar kalmıştır. Halkı zulmediyorken yıkıma uğrattığımız nice ülkeler vardır ki, şimdi onların altları üstüne gelmiş, ıpıssız durmakta, kullanılamaz durumdaki kuyuları terk edilmiş bulunmakta, yüksek sarayları çın çın ötmektedir. Yine Karun kıssasında öğretilen bir diğer husus, dünyanın geçici süsüne ve bu süse sahip olan insanlara imrenmemektir. Asıl imrenilecek insanlar, Allah yolunda sıkıntılara göğüs geren, mallarını ve canlarını O'nun yolunda kullanıp harcayan, malla değil, iman, akıl ve takva yönünden zengin olan insanlardır. Dünyada çok büyük rahatlık ve ihtişam içinde gibi gözüken kibirli kişilerse, gerçekte manevi azaplar içinde yaşayan ve her gün cehenneme doğru sürüklenen kimselerdir.
Mal yalnızca ihtişam ve zevk için istenmez. Unutulmamalıdır ki Allah insanları mallarıyla da imtihan etmektedir. Bu mallar Allah'ın rızası için kullanıldığı ölçüde insana fayda getirir. Karun'a o kadar malın kontrolü verilmesine rağmen bunlar ona hiçbir yarar sağlamamıştır. Karun'un konumu aslında tüm nesiller için bir ibret vesilesi olmalıdır. Firavun ve askerlerinin suda boğulmasının ardından Hazreti Musa kavmiyle beraber güvenlik içinde yaşayacakları yere doğru yola çıktı. Ancak bu yolculuk sırasında İsrailoğullarının çoğunun imani yönden çok zayıf ve sapkınlığa çok açık olduğunu gösteren alametler ortaya çıktı. Mısır halkının dini putperest bir dindi. Birçok putları vardı. Orada yaşadıkları süre içinde İsrailoğulları da bu dinden etkilenmişlerdi. Her ne kadar ataları Hazreti İbrahim, Hazreti İshak ve Hazreti Yakub'un kendilerine yol olarak bıraktıkları tevhid dinine mensup olsalar da Allah'ı anmada zayıf oldukları için putperest Mısırlıların kültürlerinden etkilenmişler, onların bazı sapkın adet ve anlayışlarını benimsemişlerdi. İsrailoğullarının putperestliğe gösterdikleri bu eğilim, yolda giderlerken putperest bir kavme rastladıklarında ortaya çıktı. Bazı Yahudiler bu putperest kavme akılsızca özenerek Hazreti Musa'dan kendilerine de bir put yapmasını istediler. İsrailoğullarını denizden geçirdik. Putları önünde bel büküp eğilmekte olan bir topluluğa rastladılar. Musa'ya dediler ki, "Ey Musa, onların ilahları var. Onlarınki gibi sen de bize bir ilah yap." O, "Siz gerçekten cahillik etmekte olan bir kavimsiniz," dedi. Onların içinde bulundukları şey, din, mahvolucudur ve yapmakta oldukları şeyler, ibadetler de geçersizdir. Hazreti Musa'nın kavmi içindeki bu putperestlik düşüncesi bundan sonra da ortaya çıkacaktı. Çünkü Hazreti Musa'nın kavmi içinde Allah'tan gerektiği gibi korkmayan ve kolaylıkla inkara düşmeye eğilimli insanlar vardı. Hazreti Musa ve kavmi Tur Dağı'na doğru yöneldiler. Çünkü Kur'an'da bildirildiğine göre orada Allah Hazreti Musa ile sözleşmişti. Bu sözleşme 40 günlük bir süre için yapılmıştı. Hazreti Musa dağda 40 gün kalacaktı. Hazreti Musa acele ederek kavmini geride bıraktı ve tek başına önden gitmeye karar verdi. Yerine kardeşi Hazreti Harun'u bıraktı. O da Allah'ın elçisiydi. Hazreti Musa gittiğinde kavmini o yönetecekti. Hazreti Musa kavminden ayrılmadan önce Hazreti Harun'a bazı tavsiyelerde bulundu. Hazreti Musa kavminden ayrılıp tayin edilen sürede Tur Dağı'na ulaştı. Allah orada onunla bir kez daha konuştu. Kur'an'da bu olay şöyle anlatılır. Musa tayin edilen sürede gelince ve Rabbi onunla konuşunca, "Rabbim, bana göster, seni göreyim," dedi. Allah, "Beni asla göremezsin. Ama şu dağa bak. Eğer o yerinde karar kılabilirse, sen de beni göreceksin." Rabbi dağa tecelli edince, onu paramparça etti. Musa bayılarak yere düştü. Kendine geldiğinde, "Sen ne yücesin Rabbim. Sana tevbe ettim ve ben İman edenlerin ilkiyim," dedi. Allah, "Ey Musa," dedi, "sana verdiğim risaletimle ve seninle konuşmamla
seni insanlar üzerinde seçkin kıldım. Sana verdiklerimi al ve şükredenlerden ol. Biz ona levhalarda her şeyden bir öğüt ve her şeyin yeterli bir açıklamasını yazdık. Ve şimdi bunlara sıkıca sarıl ve kavmine de emret ki en güzeliyle sarılsınlar. Size fasıkların yurdunu pek yakında göstereceğim, dedik. Bu sırada İsrailoğulları içindeki münafıklar Hazreti Musa'nın kavminden ayrılmasını bir fırsat bildiler. Hazreti Harun'un emirlerini de dinlemeyen kavim kendilerine Mısır dinindeki gibi bir put yaptılar. Bu put bir buzağı heykeliydi. Bu esnada Allah Hazreti Musa'ya kavminin durumunu ve neden onlardan önce geldiğini sordu. Hazreti Musa kavminin içine düştüğü durumu bilmiyordu. Allah ona kavminin sapışını, kavmi saptıran Samiri isimli münafığın konumunu ve kendilerine buzağdan bir put yaptığını söyledi. Bunun ardından Hazreti Musa Rabbinin verdiği levhaları alarak kavmine geri döndü. Bunun üzerine Musa kavmine oldukça kızgın, üzgün olarak döndü. Dedi ki, ''Ey kavmim, Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmadı mı? Size verilen söz ya da süre pek uzun mu geldi? Yoksa Rabbinizden üzerinize kaçınılmaz bir gazabın inmesini mi istediniz de bana verdiğiniz sözden caydınız?'' Dediler ki, ''Biz sana verdiğimiz sözden kendiliğimizden dönmedik. Ancak o kavmin, Mısır halkının süs eşyalarından bir takım yükler yüklenmiştik. Onları ateşe attık. Böylece Samiri'yi de attı. Böylece onlara böğüren bir buzağı heykeli döküp çıkardı. İşte sizin ve ilahınız Musa'nın ilahı budur. Fakat Musa unuttu, dediler. Bu kıssada bir münafığın kalbinde hastalık olan insanları nasıl saptırabileceği çok net bir şekilde anlaşılmaktadır. Münafıklar daima fitne ve karışıklık için uygun ortamları kollarlar. Burada da zaten sapmaya eğilimli olan bir kavim için en uygun ortam Hz. Musa'nın içlerinde bulunmadığı zamandır. İşte Samiri de böyle bir ortamda ortaya çıkmıştır. Daha önce de bu insanlar puta tapmaya eğilimlidir. Hz. Musa'dan kendileri için böyle bir put yapmasını isteyen kavmin muzaafını da Samiri bilmektedir. Tam onların isteği olan ve sapmalarını sağlayacak bir yöntem bulmuştur. Bunu kullanarak onların seveceği buzağı heykelini yapmıştır. Bu yaptığının doğru olduğunu göstermek için heykelin güya Hz. Musa'nın da ilahı olduğunu ve Hz. Musa'nın onu unuttuğunu iddia etmiştir. Hz. Musa denizin kenarında Firavun ve askerleri geldiğinde tek başına Allah'a olan imanını ayakta tutup kavmine nasıl hidayette yol göstermişse, burada da Samiri tek başına aynı kavme sapkınlıkta yol göstermişti. Burada imanlı bir kişinin bir topluma ne kadar hayırlı etkisi olabileceği görülürken, aynı zamanda münafık bir kişinin de ne kadar zarar verebileceği anlaşılmaktadır. Aslında Hz. Harun kavmini uyarmış, yanlış yola saptıklarını, fitneye düşürüldüklerini onlara anlatmıştı. Fakat buna rağmen onun sözlerine itaat etmediler. Burada kavmin Hz. Musa'ya olan itaatinin onu lider olarak kabul etmelerinden kaynaklandığını anlıyoruz. Eğer imandan kaynaklanan keskin bir itaatleri olsaydı, Hz. Harun'a Allah'ın elçisi olduğu için hemen itaat etmeleri gerekirdi. Fakat onu kendi liderleri olarak görmeyip Hz. Harun'un sözünü dinlemediler. Hatta yaptıkları hataya müdahalesi üzerine onu öldürmeye bile kalkışmışlardı. Musa da gelince, ''Ey Harun!'' demişti. ''Onların saptıklarını gördüğün zaman seni onlara müdahale etmekten alıkoyan neydi?''
niye bana uymadın, emrime baş mı kaldırdın? Dedi ki, ey annemin oğlu, sakalımı ve başımı tutup yolma. Ben senin, İsrailoğulları arasında ayrılık çıkardın, sözümü önemsemedin demenden endişe edip korktun. Ki Harun ona, annem oğlu, bu topluluk beni zayıflattı, hırpalayıp güçsüzleştirdi ve neredeyse beni öldürmeye giriştiler. Bari sen düşmanları sevindirecek bir şey yapma ve beni bu zalimler topluluğuyla birlikte kılma, dedi. Musa yalvarıp dedi ki, Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla, bizi rahmetine kat. Sen merhamet edenlerin en merhametli olanısın. Hazreti Harun'un verdiği cevap üzerine Hazreti Musa onu bıraktı. Asıl fitneyi çıkaran ve insanların yoldan çıkmasına sebep olan Samiri'ye döndü. Yaptıklarının sebebini ona sordu. Samiri, kendisinin bunları boşuna yapmadığını ve kimsenin fark etmediği şeyleri fark ettiğini söyleyerek kendisini yüceltmeye çalıştı. Hatta elçinin izinden de bir şeyler aldığını ve nefsinin de bunu yaparken kendisine yol gösterdiğini söyledi. Dikkat edilirse Samiri'nin fitne çıkarmasının ardındaki en büyük neden, kendisinin diğer herkesten çok daha akıllı ve ileri görüşlü olduğuna inanmasıdır. Bu kibir, ben onların görmediklerini gördüm şeklindeki cümlesinden açıkça anlaşılmaktadır. Bu büyüklük ve gurur hissi, Samiri'nin kolayca nefsinin ve şeytanın emrine girmesine ve farklı bir şeyler yaparak lider olmak psikolojisi içinde inkara sapıp fitne çıkarmasına neden olmuştur. Oysa bir Müslüman, asla diğer Müslümanlara göre kendisinin en akıllı ve en üstün olduğu zannıyla hareket etmez. Her zaman için kendisinde bir hata payı olabileceğini düşünür, hata yapmaktan Allah'a sığınır. Eğer gerçekten kimsenin fark etmediği ve görmediği bir hususu görmüşse bile, bunun Allah'ın bir lütfu ve imtihanı olduğunu bilir ve ona göre davranır. Allah bana bunu görmeyi nasip etti. İlim ancak ondandır, der. Kaldı ki Samiri'nin gördüğü şey, sapıklık ve fitneden başka bir şey değildir. Tüm bu olayların ardından Hazreti Musa, Samiri'nin başlattığı fitneye karşı iki tane önemli tedbir almıştır. Birincisi, fitnenin kaynağı olan ve insanların sapmasına sebep olan Samiri'yi kavminin içinden kovmaktır. Böylece Samiri bir daha münafıklık yapamayacak ve fitne çıkaramayacaktır. İkincisi ise, onun oluşturduğu putu tamamen yok etmektir. Kavmin put olarak benimsediği buzağı heykeli tamamen yakılacak ve külleri de bir daha bulunmamak üzere denize serpilecektir. Görüldüğü gibi Hz. Musa'nın dine karşı büyük bir hamiyet hissi ve tutku derecesinde mutlak bir bağlılığı vardır. Hz. Musa insanları Allah'ı inkara yönelten etkenlere karşı çok keskin ve isabetli tedbirler almış, inkarın kökünü kazıyabilmek için çok kararlı davranmıştır. Bu, tüm peygamberlerin ve onların yolunu izleyen hidayet önderlerinin ortak vasfıdır. Hz. Musa fitne sebeplerini yok ettikten sonra da tüm kavmine ders vererek onları tevbeye ve Allah'a itaate davet etmiştir. Hz. Musa'nın bu kararlı müdahaleleri ve sözleri kavminde etkili olmuştur. İsrailoğulları Hz. Musa'nın uyarılarına icabet ederek Rablerine tevbe etmişlerdir. Ancak bu İsrailoğullarının tamamıyla düzeldiği anlamına gelmiyordu. Çünkü İsrailoğulları bundan sonra da her fırsatta Hz. Musa'ya karşı gelip ona manen eziyet etmeye çalıştılar. Hz. Musa
mücadelesini ilk başta Firavun'a karşı vermişti. Kendi kavmi, yani İsrailoğulları, Hz. Musa'dan önce köle olarak sıkıntı içinde yaşıyorlardı. Bu nedenle Hz. Musa bir imkan oluşturduğunda Mısır'ı kavim olarak terk ettiler. Ancak bu onların tümünün samimi olarak iman ettiği anlamına gelmiyordu. Aralarında iman etmedikleri halde kavim psikolojisiyle hareket eden kişiler de vardı. Büyük bir kısmı muhtemelen Hz. Musa'yı onları zulümden kurtaran siyasi bir önder olarak görüyorlardı. Bu yüzden de hak dine uymak yerine fırsat buldukça hep eski putperest dinlerine dönmeye çalışıyorlardı. Bu nedenle her fırsatta Hz. Musa ile mücadele etmiş ve onun getirdiği gerçek dinden sapmaya çalışmışlardır. Allah önce Hz. Musa'ya İsrailoğullarını 12 ayrı topluluk olarak böldürdü. İsrailoğullarının büyük kısmı imanı kalplerine tam yerleştirememişlerdi. Hatta bir keresinde Hz. Musa'dan Allah'ı kendilerine göstermesini istediler. İyice küstahlaşarak, eğer göstermezse ona inanmayacaklarını söylediler. Bu inkarcı kavmin belirgin bir özelliği sürekli olarak tamahkar ve nankör bir ruh hali içinde olmalarıydı. Allah onları açlıktan kurtarmak için kendilerine mucizevi bir yiyecek sunmuştu. Kur'an'da kudret helvası ve bıldırcın olarak bildirilen bu yemek, Allah'ın ikramı olmasına rağmen İsrailoğulları bir süre sonra bundan yakınmaya başladılar. Hz. Musa'nın kavmi hak dini gerçekten kavrayamamışlardı. Peygamberlerine Allah rızası için değil, muhtemelen onu güçlü ve kararlı bir lider olarak gördükleri için itaat etmişlerdi. Nitekim hep kendilerine gelen dini değiştirerek kendi nefislerine ve eski dinlerine uydurmaya çalıştılar. Dinin kolay ve berrak yönünü görmeyip, onu karmaşık ve zor hale getirip kendilerine putlar yapmaya, Allah'a yönelmeyi zorlaştırıp bunu törenselleştirmeye ve araya putları aracı koymaya çalıştılar. İsrailoğullarının dinlerini zorlaştırmaya çalışan bu garip mantık, en açık şekilde Bakara suresindeki bir kıssada anlatılır. Bu kıssada Allah, İsrailoğullarına bir buzağı kesmelerini emretmiştir. İstenen sadece bir buzağının kurban edilmesidir. Ve Hz. Musa da bunu kavmine bildirir. İsrailoğulları ise bu çok açık ve kolayca yapılabilecek emri zorlaştırırlar. Allah onlardan sadece sığır kesmelerini ister, onlarsa dinin zor ve karmaşık olması gerektiğini düşünerek kendilerinden istenmediği halde teferruata dalarlar. Önemsiz ve gereksiz detaylara dalarken içlerinde bulunan Allah'ın elçisine "Bizi alaya mı alıyorsun?" diyecek kadar da ileri giderler. Hani Musa kavmine "Allah muhakkak sizin bir sığır kesmenizi emrediyor." demişti. "Bizi alaya mı alıyorsun?" dediler. Musa, "Cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım," dedi. "Rabbine adımıza yalvar da bize niteliklerini açıklasın," dediler. Musa Rabbine yalvardıktan sonra, "Şüphesiz Allah diyor ki, o ne pek geçkin ne de pek genç, ikisi arası dinçlikte bir sığır olmalıdır. Artık emrolunduğunuz şeyi yerine getirin," dedi. Bu sefer dediler ki, "Rabbine adımıza yalvar da bize rengini bildirsin." O, "Rabbim diyor ki, o bakanların içini ferahlatan sarı bir inektir," dedi. Onlar yine, "Rabbine adımıza yalvar da bize onun niteliklerini açıklasın. Çünkü bize göre sığırlar birbirine benzer. İnşallah Allah dilerse biz doğruyu buluruz," dediler. Bunun üzerine Musa, "Rabbim diyor ki, o yeri sürmek ve ekini sulamak için boyunduruğa alınmayan, salma ve alacası olmayan bir inektir," dedi. O zaman, "Şimdi gerçeği getirdin," dediler. Böylece ineği kestiler. Ama neredeyse bunu yapmayacaklardı.
Kıssada anlatıldığı gibi Hz. Musa'nın kavmi Allah'ın emrini yerine getirme konusunda sürekli zorluk çıkardılar, ürettikleri detaylar nedeniyle bu emir neredeyse yapılamaz hale gelince uygulamayı kabul ettiler. Aslında istenen çok kolaydı. Sadece bir sığır keseceklerdi. Bugün Yahudi dinine baktığımızda da buzağı kıssasında anlatılan detaycı Yahudi mantığının katlanarak devam ettiğini görmek mümkündür. Yahudilerin dini kitapları olan Talmud'da ibadetler veya günlük yaşam hakkında en akla gelmeyecek detaylar yer alır. Örneğin bir hayvanın sütünün nasıl sağılacağından, yakılan bir tütsünün dumanının nasıl kullanılacağına kadar sayısız konuda dini hiçbir anlam taşımayan detaylar bulunur. Yahudilikte bir insanın dindarlığının ölçüsü de bu detayları ne kadar uyguladığına göre değişir. Buna karşın dindarlığın temeli olan Allah'a ve ahirete iman konusu tamamen unutulmuştur. Yahudi dini uyulması gereken bir kurallar bütünü haline gelmiş, Allah korkusu, Allah rızası, Allah sevgisi gibi iman esasları kaybolmuştur. Artık Hz. Musa'nın kavminin azgınlığı iyice artmıştı. Peygamberlerinin hiçbir sözünü dinlemeyecek, açıkça karşı çıkacak hale gelmişlerdi. Bunun üzerine Musa peygamber, Rabbine yalvarıp kendisi ve kardeşi Hz. Harun'u bu isyankâr kavimden ayırmasını istedi. Musa, Rabbim, gerçekten kendimden ve kardeşimden başkasına malik olamıyorum. Öyleyse bizimle fasıklar topluluğunun arasını sen ayır, dedi. Allah dedi, artık orası kendilerine 40 yıl haram kılınmıştır. Onlar yeryüzünde şaşkınca dönüp duracaklar. Sen de o fasıklar topluluğuna üzülme. Bu ayetlerde görüldüğü gibi Allah'a ve elçisine yaptıkları bu isyankarlıktan sonra tam 40 yıl o bölge İsrailoğullarına haram oldu ve oraya giremediler. Hz. Musa hayatı boyunca Rabbinin risaletini tebliğ etmeye çalıştı. Kavmini putlardan kurtarıp onlara gerçek dini anlatmak için çaba harcadı. Onun amacı Allah'ın rızasını kazanmak için insanları uyararak onları cehennem azabından kurtarmaktı. Bu uğurda Firavun'la mücadele etti. Kendi kavminin sapkın inançlarını değiştirmeye çalıştı. Bunları yaparken hem Firavun ve çevresinden hem de kendi kavminden eziyet gördü. Fakat Hz. Musa her şeyiyle Allah için yaşayan seçkin bir kuldu. Ve Rabbi onu Firavun'un da kendi kavminin de sıkıntı ve belalarından kurtardı. Peygamberlerinin izinden gitmeyen, kendilerine emanet edilmiş olan dine yüz çeviren ve ''Sen ve Rabbin git, ikiniz savaşın'' diyerek nankörlük eden İsrailoğulları, tüm insanlar için bir ibret vesilesidir. Allah, tüm insanları, peygamberine yüz çevirmiş olan İsrailoğulları gibi olmamaları için şöyle uyarır. Ey iman edenler! Musa'ya eziyet edenler gibi olmayın. Ki sonunda Allah onu demekte olduklarından temize çıkardı. O Allah katında vecihti. Hz. Harun İsrailoğullarının nankörlüğü üzerine Allah'ın kendilerini Tih çölünde mahkum ettiği 40 senenin sonlarına doğru vefat etmiştir. Tur-i Sina civarında Murran dağında bir mağaraya defnolunmuştur. Hz. Musa aleyhisselam, Harun peygamberin vefatından kısa bir süre sonra, kavmi ve Hz. Yuşa ile birlikte Lut gölünün güneyine gelir.
burada Huc bir Unuk adlı bir hükümdarı yenerek Şeria nehrine ulaşır. Eriha şehrini kuşatma planı yapmak için Hazreti Yuşa ile birlikte şehre yakın bir dağa çıkar. Hazreti Musa aleyhisselam işte bu dağda Hazreti Harun'un vefatından 3 yıl sonra dünyasını değiştirdi. Cenab-ı Allah onlardan ve diğer elçilerinden razı olmuştur. Rabbimiz bize de elçilerinin yaşamlarını daha iyi kavramayı ve onlar gibi razı olunan kullardan kılınmayı nasip etsin. Amin.